Günaydın arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir günden hepinize selamlar diliyorum. Günaydınlar diliyorum. Bugün erkenden kalktım. Çocukları yolcu ettim. 10'a kadar uyudum. Geri yattım tekrardan. 10'a kadar uyudum. Kendime şimdi bir kahve yaptım. Müge Anlı eşliğinde size açılış yapayım dedim. Bugün evimdeyim. Temizlik yapmayı düşünüyorum. Cam silecektim ama hava çok kötü. Şöyle size de bir göstereyim. Şöyle göstereyim. Gerçekten hava yağmurlu, kapalı. Ama tüllerimi, perdelerimi yıkamayı düşünüyorum. Bakalım. Yine de belki camın bir tozunu alabilirim. Belli de olmaz bana. Dediğim gibi belki tülleri yıkarım. Salon ve mutfağı temizleyebilirim detaylı bir şekilde. Bakalım neler yapacağız. Görüşürüz arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Ha bir de videomu kapatmadan şey söyleyeyim tekrardan. Videolarımı izlerseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Yani beni burada görmek isteyen arkadaşlarıma söylüyorum. Seven insanlara söylüyorum. Videolarımı atlamadan izlerseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Şimdiden Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Evet güzel arkadaşlarım. İşlere girişmeden önce şöyle kendime bir kahvaltı tabağı hazırladım. Helva, peynir, domates, zeytin. Şöyle siyah unlu ekmeğimden de aldım 2 dilim. Bir bardak da çayım var. Hadi bana afiyet olsun. Temizlikte görüşürüz. Evet güzel arkadaşlarım, ben şimdi salon temizliğine giriştim. Oturma odamın kanatlarını söktüm, tüllerine. Şimdi camlarını sileceğim, koltuğumun minderlerini sökeceğim, örtülerini yıkayacağım. Biliyorsunuz ben örtü kullanıyorum, aslında sevmiyorum ama neden derseniz benim koltuklarım beyaz, krem rengi kumaşından dolayı. Normalde örtü kullanmayı hiç sevmiyorum. Hani bir şey döküldüğünde böyle tamamen yuvarlak bir şekilde etrafını kaplıyor ve çıkaramıyorsunuz. Hani yıkamacı çağırmam gerekiyor. Gerçekten kumaş böyle sert bir kumaş. Koltuk olarak çok rahat, çok memnunum ama çok farklı bir kumaş olduğu için lekeyi tutuyor. O yüzden örtü kullanmak zorunda kalıyorum. Normalde hiç sevmiyorum aslında. Şimdi örtülerini yıkayacağım. Minderlerini sökeceğim. Camlarımı sileceğim. İşte evi, salonu, mutfağı bir silip süpüreceğim detaylı bir şekilde. Hadi başlayalım bakalım. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh, 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 oh
Evet, oturma odamın camları bitti arkadaşlar. Mis gibi oldu vallaha. En azından tülleri yıkadığım zaman içim rahat bir şekilde takabilirim. Şimdi peteğimin tozlarını alacağım arkadaşlar. Sonra koltukları süpüreceğim. Koltuk örtülerini ve minderlerini makineye attım. Bir de bu arada size şimdi koltuğumun kumaşını göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir kumaş. Rahatlık olarak o kadar rahat ki hiç altınıza yatarken yorgan falan atmaya bile gerek olmuyor. Bir çarşaf serin yatın. O kadar rahat yani. Bildiğiniz yatak odasında yattığınız yataklar kadar rahat. Ondan daha da rahat hatta ama sadece kumaşı işte. Bu yüzden kolumda rahatsız olduğu için her gün de silemiyorum. Her gün dedim hani haftada bir silme istiyor bu sefer. Yani kullanımı çok zor olduğu için örtü kullanmak zorunda kalıyorum. Yıkatmıştım bunları. Şöyle bir kumaşı var. Yani bu nasıl diyeyim? Lekeyi emiyor arkadaşlar. Mesela su döküldü diyelim. Böyle kenarlarına doğru yayılıyor yani. Öyle diyeyim size. O yüzden örtü kullanıyorum ve 7-7,5 yıldır da bu koltuğu kullanıyorum. Çok memnunum ama sadece örtü konusu beni rahatsız ediyor. Bakalım koltuklarımı ileride değiştirmeyi düşünüyorum. Kaplatabilirim, değiştirebilirim ama kaplatma taraftarı pek değilim. Biraz daha bir midi grup istiyorum aslında. Öyle yani bakalım. Ama ondan önce başka değiştirecek olduğum şeyler de var. Onu ilerleyen videolarda sizinle paylaşırım artık. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlarım. Az önce dediğim gibi ben şimdi camlarımı bitirdim. Koltuk örtülerimi ve minderlerimi makineye attım. Şimdi salon oturma odasını süpürüp sileceğim Allah izin verirse. Yapmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz halimi. Bana gülmeyin lütfen. İleri geri gidip gelmekten gerçekten evimi o kadar ihmal ettim ki. Bir de bu video işleri gerçekten çok zormuş. Gerçekten yani insanın işini o kadar engelliyor ki. Kamerayı gerçekten sizlerin karşısına gelebilmek için bunları yapabilmek çok zor. Gerçekten çok emek isteyen bir iş. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Lütfen bana yardımcı olun arkadaşlarım. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmadan izliyorsanız abone olun lütfen. Gerçekten videoyu durdur. Tekrar çek, ayarla, tekrar çek. O kadar zor ki. Hani nasıl diyeyim? Yarım saatte, bir saatte yapacağınız iş 2-2,5 saati buluyor gerçekten. Ben video çekmesem çoktan sonra inanın elimle silip süpürüp bitirmiştim yani. O kadar diyeyim size. Neyse bitireceğim. Affedersiniz. Bir de annemle Şevval'le konuştum. Şevval de anneme yardıma gitmiş. Allah razı olsun. Öyle bir hayırlı gelin nasip etti Allah'ım bize gerçekten. Dediğim gibi iki yerde evleri olduğu için o orada kalıyor şimdi. İş görüşmeleri falan da oluyor. Onun bir işte çalışıyordu. Çıkarttılar asgari ücretten dolayı zam geleceği için. İş görüşmeleri falan olduğu için onlar o oradaki evlerinde kalıyor. Annesi falan da Perşembe'de. O yüzden evde canı sıkılıyor. Gündüz anneme geliyor. Böyle yardım ediyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Benim olmadığım zaman evini falan süpürüyor diyor. Allah'ım gerçekten sevgili kuluymuşuz. Allah'ım bize böyle gerçekten hayırlı bir gelin nasip etti diyelim. Çok seviyorum onu. Gerçekten çok tatlı. Gerçekten çok seviyorum ama. Böyle hani burada konuştuğum için değil. Ne bileyim ben ilk gördüğüm anda içim ısındı ona. İyi ki de olmuş diyorum. Çok seviyorum. Hayırlısıyla da bir düğünlerini yapalım inşallah. Şimdi annemle bir yere geçmeyi düşünüyorlar. Bize sen de gel dediler. Banu abla sen gelmezsen ben ne yapayım dedi. Ben evde kalırım dedi. Tamam dedim ben de gelirim o zaman dedim. Bakalım. Annem de diyor ki çabucak yap işini de çık gel diyor bana işte. Bakalım inanın bugün sadece salonu yapacağım galiba. Oturma odasını silip süpürüp ben de Defne'nin de İngilizce kursu var zaten. Kadir Bey onu götürürken beni de oraya bırakır artık. Bakalım sizi değişik birinin yanına götüreceğim. Hadi görüşürüz.
Evet arkadaşlarım, işlere biraz ara verdim gibi oldu. Koltuk minderlerimin örtüleri, kılıfları yıkandı. Şimdi onları kurutma makinesine attım. Onların çıkmasını bekliyorum. Sonra onları geçireceğim. Sonra evi şöyle diğer taraflara sadece bir süpürüp evden çıkacağım. Mesela kendime şöyle bir kahve yapayım arkadaşlarım. Kahve molası verelim. Kendimize gelelim. Bugünkü kahvemi de cezvede içmek istedim arkadaşlar. Pratik oluyor. Kahve makinesi de sanki cezvedeki daha sıcakmış gibi geliyor bana. Kahve makinesindeki çok çabuk soğuyor. Sanki. Bugün de bunu içeyim ama köpüksüz oldu. Köpüğünü taşırdım yetişene kadar. Neyse olsun bakalım. Güzel arkadaşlarım, şöyle koltuk örtülerimi yıkadım, kırlentlerimi yıkadım, mis gibi tertemiz oldu, içime sindi. Silmedim çünkü daha bir hafta oldu sileli. Yazında yıkatmıştım zaten buharlı makinayla, yani yıkattırmıştım eve çağırıp. Böyle minderlerim, koltuk örtülerim tertemiz oldu, camlarımı temizledim. Şimdi tüllerim yıkanıyor makinede, çıkınca onları yerleştireceğim. Şöyle TV ünitemi çektim. Onun arkalarını, evi hep tamamen süpürgelikle falan her yeri elimle sildim arkadaşlar. Televizyonumu indirdim gördüğünüz gibi. Oy yoruldum. Televizyonumu indirdim. Arkasını sildim. Benim başka türlü içime rahat etmiyor arkadaşlar. İlla eşyayı çekmem lazım. Şu tarafı da görüyorsunuz. Halılar falan hep kalktı. Temizlik bezleri falan da yıkanacak orada. İşte mutfak halısına da şey döküldü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu okaliptus, bakın vazoda da belli olduğu gibi boya veriyor. O boyalı su döküldü arkadaşlar. O yüzden mutfak halımı da kaldırdım. Öyle, gerisine yarın devam edeceğiz. Tüllerimi falan da bir yıkayayım, takayım. Gerisini yarın yapacağız. O kadar çok iş var ki evde yapılacak. Kiler kiler temizlenecek. Gardıropların üstü içi dökülecek. Bütün dolapların üstü silinecek. Kapılar silinecek. Avizeler silinecek. Silinecek de silinecek işte. Bir sürü iş var yapılacak. Bakalım bundan sonra neler yapacağız. Baban geldi mi acaba Defne? Bekle kız. Kapıyı açar mısın Defne? Tut kızım. Sen demek bugün okulda ağladın ha? Niye ağladın? Hava kapalı kızım. Bak. Bizim buraları size göstereyim arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Evimizin oraya çıkan bir merdiven var. Şurada gördüğünüz bizim bina, bizim site. Şöyle merdiven var. Kestirim, hemen iniyoruz ana yola. Bir yere gideceğimiz zaman, Kadife Bey olmadığı zaman hemen buradan minibüse biniyoruz. Gidiyoruz. Bakın deniz hemen çok yakın bize. Burası da şey, askeriyenin lojmanın şeyi yani. Denize girmek için onların yeri. İleride de biz giriyoruz. Böyle. Çarşı da yakın bize. Yürüme mesafesinde hemen.
5 dakikaya 10 dakikaya çarşıdayız. Hani sürekli arabalar geçiyor yani. Ulaşım kolay bizim için, bir yere gitmek için buradan. Arkadaşlar şimdi dolmuş durağın olduğu yerde Kadir Bey'i bekliyoruz. Defne şey diyor, durakta bile matematik var diyor. Evet, burada dolmuş duraklarına, belki sizin oralarda da vardır. Şöyle çocuklar için durakta matematik diye şeyler yapmışlar. Hani gerçekten duvarda... Evet, Kadir Bey geliyor. Seni gibi. Gel prensesim, gel. Hello canım. Nasılsınız Kadir Bey? Teşekkür ederim. Kadir Bey, yine yollardayız. Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Mecbur. Eğitim şart. Evet, eğitim şart. Defne sen de gel anne dedi. Ben de gidiyorum. Normalde arkadaşlar kendi arabamıza gitmesek ben de gitmem. Kendi arabamıza gittiğimiz için öyle ben de gidiyorum işte arada gezmeye. Gidelim işte. Bakalım. Arada, aynen. Arada her gün. Arada. Her gün arada. Ha, aynen öyle, aynen. Çantaya atıyorum. Mecbur gidiyoruz işte. Evet arkadaşlarım, Defne'yi bıraktık. Kadir Bey dedi ki hadi bir sahil turu yapalım. Hava açtı, yükseldi ya. Sahili bir dolanalım dedi. Hava güzel bugün dedi. Yok, yağmurluydu siz... öğlene kadar, öğleden sonra yükseldi. Hava durumu da öyle miydi? Yağdı ya hanım zaten. Tamam, yağdı da öğlene kadar yağmur, öğleden sonra açık mı gösteriyordu? Aynen. O zaman tuttu hava durumu bu sefer. Tutmasa biraz... da sana karşı gelemem. Sahil havası alalım bakalım biraz. Evet, ordumuzun güzel sahilini gösterelim size arkadaşlar. Bakın. Boztepe'de sis var. Evet. Şu karşısı tam Boztepe. Teleferikle çıkılıyor oraya. Dumanlı Boztepe, sisli. Hani buralarda bir şey olmasa bile arkadaşlar mutlaka oranın tepelerine her zaman kar yağar. Deniz ne kadar haşin, hırçın Karadeniz. Evet arkadaşlar. Hırçın Karadeniz'e bakın. Bakın arkadaşlar minik minik palmiye ağaçları ne kadar güzel. Sanki Antalya. Aynen, sanki Antalya. Olsun, yine denizimiz var çok şükür. Deniz görüyoruz en azından. İklimler değişti. Aynen öyle. İyi geldi ha. Bayağıdır da gelmemiştik. Kışın hiç gelmeyiz arkadaşlar. Hiç çekilmiyor yani. Karadeniz böyle soğuk olduğu için çekilmiyor ama yazın çok güzel oluyor. Artık ikiye düştü mevsimler. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar yok. Evet, şurada arada gördüğünüz bir uzun bina Kadir Bey'in okuduğu lise arkadaşlar. Eski Ordu Lisesi. Evet, buralar hep Moloz yığınıydı o yıllarda. Eskiden Molozlu yalıymış buralar. Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlarım, Kadir Bey ile ayrıldık şimdi. O arabayı almaya gidecek. Ben de buradan teyzemlere geçeceğim. Teyzemlerin evi sahili çok güzel. Bizimkiler oraya geçmişler. Orada görüşürüz inşallah. Evet, ben yaklaştım arkadaşlarım teyzemlere. Yürüyerek geliyorum sahilden, dediğim gibi biraz yakın. Kadir Bey arabanın yanına gitti arabayı almak için. Ben de geldim sayılır. Geldim.
duymuyorlar galiba. Bastım ama. Evet, teyzeme geldik arkadaşlar. Ne haber teyze? Taşralı. Gel bakalım. Ha, hiç sorma. Evet kızlar. Şimdi teyzemlerde maviş var. Size mavişi çekeyim biraz. Maviş. 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 Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Maviş. Maviş. Buse nasıl tepki veriyor kız bu? Maviş. Demin konuşuyordu arkadaşlar. Şimdi sus pus oldu. Kameralara alışkın değil galiba çocuk. Maviş. Ağza bak, ağza bak. Maviş. Seni seni. Ağza bak, ağzın bir şeyler söylüyor öyle bıdı bıdı. Sesli konuşsana. Bak bak bak. Evet kızlar, ne yapıyorsunuz? Ona şükrediyorum. Arkadaşlar iki bacı. Bu tamam, yüzünü çekmedim canım. Başı çıkmış da teyzemin arkadaşlar, o yüzden çekmedim. İki bacı bir şeyler yapıyorlar burada. Biz içeride oturuyoruz kızlar. Şey, iki bacı. Çay yapıyoruz. Çay. Bu kıymet teyzem arkadaşlar. Teyze arkadaşlara selam yolla. Merhaba. Teyzem, annem. İki bacı çalışıyorlar. Biz üç kız oturuyoruz evde. Bak bak, sinirlendi. Bak 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 bak. Ay, elime dalacak sanki. Şey var. Bak bak, ağzını açıyor hemen. Al sen yap. Bak bak bak. Şöyle yapsana. Telini sil. Evet, ağzını açıyor. Maviş. Maviş. Bu yanına arkadaş istiyormuş arkadaşlar. Ondan öyle biraz hırçınmış. Kız arkadaş. Seni yaramaz. Oo, teyzemin aloe verasına bakın arkadaşlar. Aloe vera adı başı gitti. Aynen öyle. Çok şişmanladım. Şey, bunu içini boşaltıp boşaltıp krem yapmak lazım. Altın kızlar arkadaşlar, siz karışmayın, biz yapalım dedi. Dediler biz de karışmıyoruz. İki bacı yapıyorlar bunlar. Teyzem çok amarattır bu arada ha. Evet, övünmek gibi olmasın. Gerçekten öyledir yani. El lezzeti süperdir. Şöyle şey yapmış. Aslında kahveye uğramışlardı ama. Yani 3-4'ten sonra. Öyle bir sahil sonrası. Şöyle közlenmiş biber yoğurtlamış. Karışık turşu ve kendi kurduğu turşu arkadaşlar. O kadar kokusu falan, o kadar güzel ki lezzet, ikisi anlatamam. Sürme yoğurt almış bu şey. Şöyle peynirle erişte kızartmışlar. Erişte değil mi bu? Evet. Evet. Erişte. Allah'ım, un helvası da yapmış. Hiç arkadaşlar hiç boş durmaz elim. Mutlaka kıyıda köşede bir şey bulunur bu kadının. Kısmetim varmış bak. Şey, ama bulunur gerçekten. Yani boştur. Arkadaşlar teyzemden un helvasının tarifini alıyoruz ama gerçekten böyle kıvamı, yumuşaklığı, şerbet oranı o kadar güzel ki gerçekten, ama el lezzeti harikadır. Sen anlatamam. El lezzetini çok severim onun. Pasta börek işini de çok yapar. Beceriklidir yani. Evet teyze, anlat. 5 bardak un, 4,5 bardak şeker, 5 bardak su. 4,5 bardak. Sadece şeker eline kadar kaynatıyorsun. Evet, çok kaynamayacak. Bunu güzel kavuruyorsun 20-25-30 dakika. Ondan sonra indiriyorsun. Az soğuduktan sonra şerbetini veriyorsun. Şey var. 5 bardak un, 4,5 bardak şeker, 5 su bardağı da su. Şerbet kalmasın diye biraz sonra. Teyzemin şöyle kocaman bardaklarına bakın arkadaşlar. Çok da güzelmiş. Hoşumuza gitti.
patlıcan bardaklar. Patlıcandan biraz daha büyük. Bu semaver. Semaver bardak. Çocuklar, evet arkadaşlar ben hazır erişte ama. Sandım bunu. Hazır teyzem kendisi açmış. Yani açtığını biliyordum da ıspanaklı açtığını bilmiyordum. Yarısı ıspanaklı, yarısı sade erişte kendisi açmış arkadaşlar. O kadar lezzetli olmuş ki arasına da kaşar koyup kızartmış. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel. Bu yeşiller ıspanaklı. Ispanağı nasıl katıyorsun teyze bunun içine? Ispanağı robotta çekiyorsun, suyunu hamura katıyorsun. Böyle haşlayıp da mı? Yok yok. Sade robotta gereklerini çekiyorsun. Yapraklarını ha. Yapraklarını, onun suyunu çektiğin şeyi hamurun içine katıyorsun. Havucu da aynen çek. Havucu da aynen çek. Yok gerçekten güzel olmuş. Evet arkadaşlarım. Şimdi evimize geldik. Giderken yarım kalan türlerim makinedaydı biliyorsunuz. Bitmemişti. Asamamıştım. Çıkmamıştı yani makineden. Şimdi eve geldik. Tamam. Geceler arkadaşlarım. Veda etmek için tekrardan karşınızdayım. Oraya gittik. Evimize geldik çok şükür. Giderken biliyorsunuz tüllerimi makineye atmıştım. Makine bitmemişti. Asamamıştım, halledememiştim. Eve geldik şimdi. Gelir gelmez tüllerimi taktım, astım. Mis gibi koktu evimizin içi vallaha. Babası defneyi yatırmaya gitti şimdi. Ben de sizlere veda etmek için tekrardan karşınıza geleyim dedim. Sevgili arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.